Arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın Türk ordusunun kazanmasıyla birlikte Londra Konferansından da herhangi bir sonuç çıkmayınca Yunan ordusu tekrar saldırıya geçti. Ve Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nin 2. muharebesi olan 2. İnönü Muharebesi gerçekleşti. 23 Mart ve 1 Nisan 1921 tarihleri arasında yapıldığını görüyoruz biz 2. İnönü Muharebesi'nin. Burada Yunanlıların amacı yine Ankara'yı ele geçirip milli mücadeleye son vermek ve sevri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmektir. Arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'nın sonunda da biz Türk ordusunun yaptığı bu 2. Savunma Savaşı'nda kazandığını görüyoruz. Türk ordusu Yunanları bu savaşta da ikinci kez yenilgiye uğratmıştır. Dolayısıyla bu savaşın sonuçlarına baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olan güven daha da artmıştır. Ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilmişlerdir. Bu anlamda Anadolu'dan çekilen ilk itilaf devleti arkadaşlar e, İtalya olmuştur. İkinci İnönü Savaşı'nın kazanılması aynı zamanda Birinci İnönü Savaşı'nın kazanılmasının da bir tesadüf olmadığını göstermiştir. Hatta Mustafa Kemal Paşa bu savaş sonucunda siz orada sadece düşmanı değil aynı zamanda bu milletin makus talihini de yendiniz sözünü tebrik telgrafında İsmet Paşa'ya göndermiştir. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarının kazanılmasıyla birlikte arkadaşlar Yunanlar üçüncü kez saldırıya geçmişler e, ve Kütahya Eskişehir savaşları meydana gelmiştir. 10 ve 24 Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılan Kütahya-Eskişehir savaşlarının amacı Türk ordusunun güçlenmeden ortadan kaldırılmak istenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtarak kesin sonuca ulaşmak ve yine sevri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmektir. Peki Kütahya-Eskişehir savaşlarının gelişimi nasıl olmuş? Özellikle Yunanlılar Ankara'ya ulaşabilmek için üç kenti ele geçirmek zorundaydılar. Dolayısıyla önlerindeki bu 3 kent yani Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i Yunan ordusu hızlı bir şekilde ele geçirmiştir. Savaşın sonucunda Türk ordusu daha fazla kayıp vermemek amacıyla Sakarya Irmağı'nın doğusuna Mustafa Kemal'in emriyle geri çekilmiştir. Arkadaşlar aynı zamanda Kütahya-Eskişehir savaşlarının biz Batı cephesinde kaybedilen ilk ve tek savaş olduğunu da biliyoruz zaten. Birinci ve ikinci İnönü savaşının kazanılmasından sonra Kütahya-Eskişehir savaşları kaybedilince Mecliste oluşan zafer havası birdenbire yerini umutsuzluğa bırakmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde iki ayrı konu görüşülmüş arkadaşlar. Bunlardan birincisi merkezin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması fikridir. Çünkü biz o dönemki kaynaklara baktığımızda Yunan ordusunun gerçekten Ankara'ya çok yaklaştığını, yani Ankara Polatlı'ya kadar geldiğini görüyoruz. Bu yüzden de merkezin Kayseri'ye taşınması fikrinin ortaya atıldığını görüyoruz. E, i̇kinci konu da Mustafa Kemal için başkomutanlık kanunudur. Bu gelişmeler üzerine öncelikle merkezin Kayseri'ye taşınması görüşü reddedilmiştir. Arkadaşlar bunun sebebi de e, halk arasında savaş kaybedildi izlenimi yaratmamak yani bir anlamda kaçtı izlenimi yaratmamaktır. Halkın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutabilmek için e, Ankara'da kalınmasına karar verilmiştir. İkinci madde ise şöyle gelişiyor. 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık yasası meclis tarafından çıkartılıyor. Başkomutanlık yasası 3 ay süreyle çıkartılmış. Böylece bu kanun ile Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini tek başına kullanabilecektir. Arkadaşlar başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemal'e verilmesiyle birlikte Mustafa Kemal özellikle yasama yetkisini kullanarak tekalifi milliye emirlerini yürürlüğe koymuştur. Tekalifi milliye emirleri milli yükümlülükler dolayısıyla 7 ve 8 Ağustos 1921 tarihinde yayınlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk ordusunu güçlendirmek amacıyla halktan giyecek, yiyecek, silah, cephane yardımı istemesidir. Peki içeriğine baktığımızda tekalifi milliye emirlerine göre her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacaktır. Her ev bir çift çorap, çarık ve çamaşır hazırlayıp komisyona teslim edecektir. Demirci, marangoz, dökümcü ustaları ordunun emrine girecektir. Şimdi burada bir uyarımız var tabi. Kurulan tekalifi milliye komisyonları vatandaşların bağışlarını kaydetmişlerdir. Bundaki amaç ise bu bağışların kurtuluşun sağlanmasından sonra devlet tarafından geri ödenmesidir.